Modern Portföy Teorisi ve Verimli Kripto Portföy Modern Portföy Teorisi ve Verimli Kripto Portföy Tüm yatırımlar bir miktar risk taşırken bu tüm risklerin eşit yaratıldığı anlamına gelmez. Modern portföy teorisini ve serpe oranını kullanarak riske göre ayarlanmış en iyi getiriler için portföy ağırlığınızı nasıl optimize edeceğinizi öğrendin. Modern Portföy Teorisi en verimli kripto portföyünü hesaplamak için modern portföy teorisinin MPT özelliklerini kullanacağız. Teori, bir yatırımcının riskten kaçındığını ve teorik kazançlar ile varsayılan risk arasındaki optimum oranı bulmaya çalıştığını varsayar. MPT bunu bir grup varlık alarak ve geçmiş verileri kullanarak her biri için en iyi ağırlıkları hesaplayarak yapar. Bu noktadan itibaren her bir varlığın oynaklığına karşı teorik getirileri artırmak ve azaltmak için ağırlıkları ayarlayabiliriz. Daha riskli yatırımlar genellikle daha büyük getiri potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, modern portföy teorisi, en az miktarda risk için en yüksek teorik getireyi bulan ağırlıklı bir portföy yaratmayı amaçlamaktadır. Örneğin, bir portföy ağırlığı, geçmiş verilere dayalı olarak %90'lık bir getiri sağlayabilir, ancak zımni risk, volatilite ile ölçüldüğü gibi 0,8'dir. Başka bir ağırlıklandırma, yalnızca %70 getiri sağlayabilir, ancak çok daha düşük bir riske sahiptir. Bu da onu riske göre ayarlanmış daha iyi bir yatırım haline getirir. Beklenen getiri ve risk arasındaki bu oran daha yaygın olarak, sarpe oranı olarak bilinir. Bir varlık ve varlık grubu ne kadar yüksek olursa, teorik getirileri birim risk başına A o kadar yüksek olur. Farklı varlık ağırlıklarını deneyerek, bir yatırımcının ne kadar risk almaya istekli olduğuna bağlı olarak optimum portföy kompozisyonlarını bulabiliriz. Riske göre düzeltilmiş getirileri en üst düzeye çıkaran portföy kompozisyonlarının etkin bir sınırı oluşturmak için Monte Carlo yaklaşımını kullanabiliriz. TFG Frontier Grafikteki her nokta varsayımsal bir portföyü temsil eder. Çizimin üst kenarındaki siyah noktalar etkin sınırın bir parçasıdır. Bu portföyler, riske göre ayarlanmış en iyi getirilere sahiptir. Yani bir yatırımcı, optimum getiri olasılığı olmadan ek risk almaz. Sarpe Oran ve Kripto Portföyleri Modern portföy teorisi ve serpe oranı orijinal olarak geleneksel finansal piyasalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, yatırımcılar bunları bir kripto portföyünü optimize etmek için de kullanabilir. Bununla birlikte, doğru bir serpe oranı hesaplamak büyük ölçüde geçmiş fiyat verilerine dayanır. Belirli bir kripto varlığının portföy tahsisi için iyi bir serpe oranı oluşturmak için volatilitesini ve müteakip elde tutma riskini değerlendirmek için tam bir boğazslığa aşağıya döngüsü sırasında performansı hakkında verilere ihtiyacımız var. Ne yazık ki, kripto alanı hem yeni hem de hızlı hareket ediyor. Bu da yeterli geçmiş veriye sahip az sayıda varlığın değerlendirilmeye uygun olduğu anlamına geliyor. Bu analiz, bu varlıkların geçmiş verilerleyen yüksek piyasa değerine sahip olduğundan, Riske göre ayarlanmış en iyi getirileri göstermek için bir Bitcoin, Ethereum ve Litecoin portföyü kullanacaktır. Bu üç varlığı kullanarak riske göre ayarlanmış getirileri en üst düzeye çıkarmak için yaklaşık emniyeti tahsisat %65 Bitcoin, %35 Ethereum ve %0 Litecoin'de çıkıyor. Bununla birlikte etkin sınır boyunca hareket etmek riske göre düzeltilmiş getirileri daha yüksek olan verimli portföyler gösterecektir. Genel olarak, sınırdaki daha riskli portföyler, Ethereum'un yerine Bitcoin'i alacaktır. Geçmiş veriler, Ethereum'un Bitcoin'den daha yüksek getiri sağlayabileceğini, ancak aynı zamanda büyük düşüşlere karşı daha duyarlı olduğunu, oynaklığını ve dolayısıyla elinde tutma riskini artırdığını gösteriyor. Sarp'e oran ve kripto portföyleri Şimdi modern portföy teorisinin ve Sarp'e riske göre ayarlanmış en iyi getirileri elde etmemize nasıl yardımcı olabileceğini inceledik. Düşük, orta ve yüksek riskli portföy örneklerine bakalım. Düşük risk En yüksek getiriye sahip en düşük riskli kripto portföyü, daha önce açıklandığı gibi etkin sınırı takip eder. Mevcut geçmiş verileri kullanarak, düşük riskli yatırımcılar, en yüksek potansiyele sahip en güvenli portföyü oluşturmak için Bitcoin'e yaklaşık %65 ve Ethereum'u yaklaşık %35 tahsis etmelidir. Riske göre ayarlanmış getirilerini artırmak isteyen yatırımcılar, Bitcoin'e daha az ve Ethereum'a daha fazla tahsis etmeyi deneyebilir. Bu noktada, Diğer tüm kripto varlıkları ya çok riskli ya da benzer risk profillerine sahip ancak Litecoin gibi Bitcoin ve Ethereum'dan daha kötü tarihsel getirilere sahip. Orta risk Orta riskli bir portföy, riske göre ayarlanmış getirileri en üst düzeye çıkarmak için etkin sınırı kullanmaya devam edecek. Ancak yüksek bir Bitcoin tahsisinden uzaklaşacaktır. %10 Bitcoin, %89 Ethereum ve muhtemelen %1 Litecoin, orta riskli bir portföy elde etmenin bir yolu olacaktır. Ethereum'un yüksek oranı teorik getirileri artıracak, aynı zamanda zımni oynaklığı da artıracaktır. Ek olarak, küçük bir Litecoin tahsisi, önemli ölçüde yukarı yönlü fiyat farklılığı yaşadığı senaryoda daha yüksek bir getiri elde edilmesine yardımcı olabilir. Yüksek risk İşlerin ilginçleştiği yer burası. Daha önce de belirtildiği gibi, düşük riskli portföyleri hesaplarken yalnızca birkaç yıl öncesine ait fiyat verileri olan varlıkları kullanmak istiyoruz. Bununla birlikte, bunu yapmanın bir yatırımcıyı çok daha fazla riske maruz bıraktığını anladığımız sürece, daha yeni kripto varlıkları için serpe oranlarına bakmanın hala bir değeri var. Daha yüksek riskli bir portföy için bir yatırımcı diğer kripto varlıkları için artan miktarda Ethereum'un yerini alabilir. Yüksek riskli bir tahsis için adayları belirlemeye yardımcı olmak için diğer kripto varlıklarının bir yıllık serpe oranlarına bakabilir ve Bitcoin ve Ethereum ile nasıl karşılaştırıldıklarını görebiliriz. Bir portföy için daha riskli varlıklar seçerken Sarpe oranlı Bitcoin ve Ethereum'dan daha yüksek olan her şey potansiyel bir adaydır. Piyasa değerine göre ilk 10 kripto varlığı içinde Solana ve Terra sırasıyla 3.37 ve 3.25 oranlara sahipken, Cardano 2.85 ile 3. sırada yer alıyor. Solana, Terra ve Cardano, Ethereum'dan daha yüksek bir yıllık sarpe oranlarına sahip olduklarından, Yalnızca geçmiş verilere dayanarak seçmek için daha riskli varlıklar olabilirler. Ancak bir varlığa yatırım yapıp yapmamaya karar verirken diğer faktörlerin de önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Bir yatırım seçerken projenin temelleri, lansmanından bu yana geçen süre ve varlık fiyatının aşırı uzatılmış görünüp görünmediği gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Daha önce olduğu gibi bir portföy daha riskli hale gelecek. Ancak bu daha yeni, daha riskli varlıklar için daha fazla etyere uymak edildiğinde potansiyel olarak daha yüksek getiri sağlayacaktır. En iyi düşük riskli tahsisatı arıyor veya daha riskli bahislere dalmak istiyor olun. Portföyünüzü oluşturmak için bir yer bulmanız gerekecek. Hemex'in devreye girdiği yer burasıdır. Bu özellikle belirtilen tüm varlıkları ve daha fazlasını satın alabilirsiniz. Ayrıca Platformun düşük ücretleri ve mükemmel destek hizmetleri harika bir seçimdir. Henüz başlamaya hazır olmayanlar için Pemex, kullanıcıların farklı ticaret stratejilerini risksiz olarak öğrenip test edebilecekleri simüle edilmiş kripto ticareti sunuyor. Daha ileri düzey kullanıcılar için Pemex, tüm kripto varlıklarında kalıcı sözleşme ticareti ve BitJoin'de ters kalıcı işlemler sunar. Hem para yatırarak ve işlem yaparak, kullanıcılar dolar yüze kadar kazanabilir ve arkadaşlarını önererek ek ücret indirimleri ve bonuslar alabilirler. Daha fazla bilgi için resmi Pemex web sitesine bakın. Feragatname, bu özelliği yazarken, yazar BTC, ETH ve diğer birkaç kripto para birimine sahipti. Bu yazıda yer alan bilgiler sadece bilgi ve eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.